Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pizza'da çalışma ortada Pizza Plaj oynuyoruz. Orkata Pizza Plaj'e Pizza'da çalış. Evet. Gördüğünüz gibi Cadılar Bayramı güncellemesi de geldi. Geçen sene bunun videosunu çekmiştim. Böyle bir güncelleme gelmişti. Her sene geldiği gibi bugün de gelmişti arkadaşlar. Bu sene de gelmiş yani. Her neyse. Böyle müzik de bayağı değişik olmuş. Şimdi müziği değiştirmişse gene Pizza'da çalışsın. Hollywood güncellemelerinde yaptığı müziklerden bir tanesi. Şeker topluyorsunuz arkadaşlar. Ya şimdi bilmeyenler için biraz göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bayağıdır da Roblox videosu gelmiyordu. Karakterim değişti gördüğünüz gibi baya. Değiştirdim karakterimi. Ekstra bir dakika göstereyim. Böyle. Size nasıl olmuşum arkadaşlar? Bence bayağı iyi. Evet şöyle biliyorum. Bu arada 2022 heykelini de almadıysanız Surabinent'ten mutlaka almayı unutmayın. Hemen göstereyim 2022 heykelini. Evet. Bu. Şöyle göstereyim. 2022 heykeli. Böyle duruyor. İstiyorsanız arkadaşlar bunun bir de eşya oranı var. Eşya oranını evinize koyabiliyorsunuz 2022 heykelinizi. Ben evime de göstereceğim şimdi size. Çünkü bayağı oldu yani Pizza'da çalış videosu çekmeyeni. Arkadaşlar Clash of Clans'a devam ederim yani sıkıntı yok. Devam edeceğiz Clash of Clans'a. Arada böyle bir Roblox atabilirim. Haberiniz olsun. Biraz Roblox da arada iyi oluyor yani. Bu tarladan alabilirsiniz. 2022 heykeli. Burada kendisi. Fakat bayağı zor. Ben bile bayağı zor buldum heykeli. Yani bir daha bulabileceğimi de sanmıyorum. Bu yüzden size göstermeyeceğim arkadaşlar. Gösteremem yani. Nasıl bulunacağını. Bir daha bulabileceğimi sanmıyorum. Biraz sansa pansa buldum ben. Neyse. Böyle bir çadır geldi. Bu çadırın içinde bir cadı yaşıyor arkadaşlar. Bir cadı var. Evet, kendisi burada. Evet. Şimdi. Şeker toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane şeker grubu var. Böyle. Gördüğünüz zaten. Şurada şöyle. Bakın. Bende şu anda 10 tane lollipop. 24 tane böyle çuval şeker türü var. Bir de seritli şöyle. Normal bildiğiniz şekerlerden 30 tane var bende. Bunlarla buradan bir eşyalar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle eşyalar var. Mesela cadı süpürgesi alabiliyorsunuz da. Ben geçen sene Cadılar Bayramı'ndan kalma cadı süpürgemi kullanıyorum. Yani arkadaşlar benim o yüzden almayacağım ben. Gerek yok yani almamı. Çünkü arkadaşlar boşa gider alsın. Ben de çünkü zaten eski Cadılar Bayramı'ndan kalma bir tane süpürge var. Yani dediğim gibi bu cadı zaten her Cadılar Bayramı'nda buraya geliyor. Arkasında da böyle iksirler falan var. Burada da kafatası var arkadaşlar. Bir tane. Gerçekten çok güzel. Burada bir tane bar kabağı var. Çok güzel grafikleri var onun. Merhaba tatlım. Korkunç dükkanıma hoş geldin dedi. Gördüğünüz gibi dinle. Kendini anlatıyor. Ben şimdi size bir göstereceğim arkadaşlar. Şu arkadaştan çekilirse. Evet şimdi. Üzerine tıklıyorsunuz. Ya üzerine değil de. Bakın arkadaşlar. Evet. Biz de ben tıkladım. Orada kırmızı bir buton çıktı. Şimdi merhaba tatlım. Korkunç dükkanıma hoş geldin. Nasıl şeker alınır diye sorabiliyorum. Sen kimsin diye sorabiliyorum cadıya. Ve görüşürüz diyebiliyorum. Ben sen kimsin diye soracağım. Sen kimsin? Kendini yabancı bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. Fakat bir ara Türkçe anlatıyordu. Ben oradan biraz hatırladıklarımı size söyleyeyim. Ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. 2 yıldır falan oynuyorum yani. Bu cadı arkadaşlar. Cadılar Bayramı'nda buraya şeker satmaya gelen bir cadı yani. Burada şeker dükkanı var. Eşyalar satıyor Cadılar Bayramı'nda. Hatta anlattıklarını İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiğinizde de böyle bir şeyler çıkacaktır. Büyük ihtimalle. Her neyse. Biraz karmaşık oldu yani. Çok da karmaşık değil aslında. Basit arkadaşlar. Bu cadıdan bir şeyler alıyorsunuz yani. Ben sadece hikayeyi biraz anlatmak istedim. Hikayeyle ilgili ne vardır diye. Böyle şeker toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle şeker veriyor insanlar. Şeker mi şaka mı
Niye böyle bir şeyler yapıyorsunuz? Neyse. Ben kendi evimden alacağım. Böyle bir şeker torbanız olacaktır. Bununla böyle üzeriniz alıp atıyor. Şekerlerinizi görebilirsiniz kaç tane topladığınızı. Evet. Bakalım kendim kendime ne kadar veriyorum. Kendinizden de toplayabiliyorsunuz böyle. Hatta bu videonun size göstermek için bir şeyler de satın alabilirim. Şekerle. Biraz toplamayı gösteriyorum. Evet. Bu arada oyun gerçekten çok güzel olmuş ha. Pizzacı çalışsın zaten. Cezar Arba'yla bu güncellemeleri süper arkadaşlar. Eskiden daha da iyiydi. Şu an biraz daha sade. Eskiden daha güzeldi. Bir tane gemi vardı, tamam mı? Gemiye böyle biniyordunuz arkadaşlar. Gemi sizi başka bir yerlere götürüyordu. O kayaya biniyordunuz. Bir kayık vardı. Ondan sonra o kayık arkadaşlar sizi bir labirente götürüyordu. Başka bir adaya. O adada arkadaşlar siz bar, bir labirent vardı ve içinde bar kabağı bir canavar vardı yani. Oyun gerçekten çok iyiydi o zaman. Fakat onu çok korkunç, biraz korkunç diye belki kaldırmış olabilirler. Çünkü biraz korkutucuydu arkadaşlar. Fakat ben seviyordum yani. Keşke kaldırmasalardı yani. Daha böyle havayı ısıtabiliyordu. Müziğe bak arkadaş ya. Oyun gerçekten çok güzel. Zaten ben pizzası tarısı çok başarılı buluyorum arkadaşlar. Çünkü birçok güncellemede adamlar iyi. Yani bayağı iyi. Hak ettiklerini buluyorlar yani. Eskisi kadar Brokaw'ın oynamıyorum bu arada. Eskiden ben Brokaw'ın kanalı yapmıştım, bildiğiniz kanalı. Ben arkadaşlar bir yıl önceki videolarıma falan bakarsanız full Brokaw'ın oynuyorum. Bizde de çalış videosu da çekiyorum da. Ya onu az çekiyordum yani. Clash of Clans da çekiyordum. Zaten Clash of Clans çekmeye devam ediyoruz yani artık. Şimdi Clash of Clans beni bayağı bir şey yaptı arkadaşlar zaten. Kitle de Clash of Clans'a daha uygun gibi. Yani bizim kitlemiz. Şu Clash of Clans bu arada eğlenceli. Gayet iyi bir oyun. İzletiyor da iyi bir oyun yani. Ama arada sırada Roblox'ta atmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Şöyle A2'ye de gidiyorum. Artık sonra şeker toplamayı öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum şu anda. Bu yüzden bence artık yeter. Gülüşe bak. Nasıl gülüyorsun sen ya? Bir tane daha ver. Aferin. Bayağı verdi ya. Bayağı verdi. Bu arada gösterdiğim evlerden toplamanıza gerek yok. Yani her türlü evden toplayabilirsiniz. Rastgele toplayın. Şöyle. Fakat bu ev işte 4 tane veriyor. Şu ev 5 tane veriyor muhabbeti. Olursa yani. Benim videodan işte ben şu Babil'den 2 tane almışsındır. Sen Babil'den 5 tane alırsın yani. Bak işte rastgele veriyorlar yani. Kimisine 5 tane verirler. Sonra sen adamın 5 tane verenin girdiği eve sen girersin. Sana 1 tane verir. Bu iş böyle yani. Rastgele mi ne diyebiliyorum. Olabilir yani. Öyle büyük ihtimalle de. Ben kedi televizyonu aldım arkadaşlar. Böyle 10 tane şeker satılıyor. 10 tane böyle dondurma şeklinde şekerler de satılıyor arkadaşlar. Ben buna dondurma şekeri diyeceğim. Bakın şu şekere ben dondurma şekeri diyorum. Şuna seritçi şeker, şuna da lollipop. Dondurma şekerinde 10 tane dondurma şekerine kedi televizyon satılıyor. Böyle bir fener varmış 25 şekere. Ben size göstermek adına şundan şöyle bir 15'e lollipopla kedi neymiş bu? Kedi kanepesi. Evet. Satın aldım. Bir dakika şöyle. Evet. Aldım arkadaşlar. Şimdi hatta hemen evime gidip göstereceğim size. Şöyle bir evimize gidelim de. Baksana bu çadır bile yeter ya oyunu sevmek için. Harbi ya. Yani bunlar gidecek bu arada. Cadılar Bayramı'ndan sonra bunlar gidiyor hep. Şöyle gidelim eve.
geldim. Evet arkadaşlar, şu anda benim Emre görüyorsunuz. Baksana müzik de açmışım. Telifsizdir değil mi bu müzikler ya? Kapatayım dur. Sesi kıstım arkadaşlar. Umarım telifsiz müziklerdir yani. Buradan böyle müzikleri falan değiştirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Müzik çalarım var benim. Bayağı da büyük bir evim olduğunu size söyleyebilirim. Bayağı büyük bir evim var. Bunlar da geçen Cadıral Bayramı'ndan karma eşyalar bu arada. Korkunç bir kanep almışsın. Ben bunu kaldırıyorum be. Ne kadar tipsizce. Şöminem var. Bir ofis koltuğu almışım şöyle. Geçen Cadıral Bayramı'ndan karma bir çalışma masası. Böyle bir tane şey. Yönetmen koltuğu. Evim gerçekten anılarla dolu bir ev. Şimdi yukarıya da çıkıyorum. Yukarıda uzaylı koltuğu gibi bir şey var burada. Öyleydi adı. Bir mutfağım var. Burada şeker arabiliyorsunuz arkadaşlar. Şekerler ama böyle farklı. İçinden çikolata, böyle tavizleri bomba, ne diyeyim, şekerler çıkıyor. Benim evim böyle ya. Cadıral Bayramı şekerlerini satın nasıl toplayacağınızı anladınız artık yani. Bayağı gösterdim. Böyle toplamayı unutmayın. Eşyalar alın. Burası işte efsane. Bak bu kat süper. Burada iki tane heykelimiz var. 2020 heykeliydi. 2022 heykelinin böyle buraya konulmuş hali. Fakat 2022'nin heykelinin şöyle bir özelliği var. Bakın böyle elinizle tutarken tutabiliyorsunuz. Yani elinizle tutabiliyorsunuz. Bir de eşya haline veriyor size buraya koyabilmeniz için. Yani fakat sizin aklınızdan şu an bir soru geçiyor değil mi? 2021 heykeli nerede? Yani 2020'de 2022 vardı, 2021 nerede? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ömer Kanat diye bir YouTuber var. Ben de onunla hatta videolar çekiyorum. Arkadaşlar Ömer Kanat 2021 heykeli Ömer Kanat'ta var. İstiyorsanız ondan, onun videolarından görebilirsiniz. Gerçi onu çektim 2021 heykelini gösterip bilmiyorum da. Yani 2021 heykeli onda var. Bende yok. Haberiniz olsun. Çünkü ben 2021 heykelini aramam. O zamanlar herhalde ben oyuna girmedim. Bir hata yaptım. Girmedim oyuna. Yılbaşında geliyor bu arada. Bu heykeller gerçi yılbaşından önce. Bu saatlerde değil, bu zamanlarda alınabiliyor. O deminki labirentten, tarladan almayı unutmayın. Bunlar hatıra. Böyle hatıralar. Evinize koyabiliyorsunuz. Böyle bir tane benim kar evim var. Böyle içine girebiliyorsunuz. Süper. Neyse ben şu kedi koltuğunu size bir göstereyim. Bu arada bir dakika. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi şundan evet. Korkunç koltuğumuz burada. Hemen şöyle bir yere koyuyorum bunu. Şimdilik şöyle koyarım. Bir dakika. Tamam. Böyle oturuyorum arkadaşlar. Böyle tuhaf bir koltuk. Kedi koltuğu. Bu arada güzel yani. Kötü bir koltuk değil. Bayağı iyi. Böyle. Hem de yani şeker alıyorsunuz yani. Cebinizden para çıkmıyor. Şu topladığınız şekerlerle 15 lirayı popamı ne anlıyor arkadaşlar. Cadıral Bayramı süpürgesi 50 tane şeritli şekeri. Yani şunu gösteriyorum. Yani buna. Fakat bende satan var Cadıral Bayramı süpürgesi. Geçen Cadıral Bayramı'ndan kalma. O civo. Geçen Cadıral Bayramı'nı aldık. Daha önce mi? Ben bir ara bir Cadıral Bayramı'nda bu süpürgeyi almıştım bu hesabıma. Haberiniz olsun satan. Benim Robux hesabım bu yani. Benim diğer hesaplarımda Robux yok yani. Yok denecek kadar az. Bir tane yani bir tanesinde bile var mıydı hatırlayamadım da. Benim zaten kullandığım hesap Cosmic Sıfır Savaşçı. Ali Kral YT diye geçiyor adı. Beni arkadaş ekleme isteği de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben arkadaş ekleme isteklerine çok bakamıyorum. Kabul etmeyebilirim yani. Fazla bakamıyorum çünkü. Roblox'ta sana sınırlı arkadaşlık var. O yüzden pek olmuyor yani. Haberiniz olsun. O yüzden göndermenize pek gerek yok.
Zaten 2-3 tane arkadaş yapabiliyorsunuz maksimum. Neyse, yavaştan artık videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada videoya da like atmayı unutmayın. Onu söylemeyi unuttum. Bay bay.